Selamlar efendim. 590 buff'ı gelecek demiştim. Bir tane iki tane oyun oynadım. Güzel de çıktı. Tahmin ettiğim gibi de çıktı. Önce bir olayı hatırlatalım. Çin yeni yılı var. Ay yeni yılı. Bu ejderhavi sandıklardan çıkabilen tanklarımız var. Aynı yılbaşı kutularında olduğu gibi. Bunlardan da yenili asıl yenisi obje 590. Ters yüklemeli, şarjörlü, IS-3A'yı andıran bir Sovyet tankı. Seviye 9 bir premium tank. E, bu belirli buff'lar aldı kağıt üzerindeki değerlerine göre. Şimdi bunları ulaşmadan önce hızlıca e, bu fiyatları bir göstermek istiyorum. Bu sandıklar artık şu anda satılıyor premium dükkanda. E, bunu bulmak için tabii premium dükkana girip bakmanız gerekiyor ama anladığım kadarıyla yılbaşı kutularıyla aynı fiyatlardalar. bir kutunun fiyatı normal bedelinde 15 TL'ye denk geliyor. Günde 50 kutuya kadar satın alabiliyorsunuz maksimum. Hani bir limit koymuşlar çok para harcamayın diye ama özel bir kutu var 300'lük olan 4000 liraya satılan bunu alabiliyorsunuz. Kabaca yılbaşı kutularıyla aynı oranlara sahipler ama bir detay daha var burada bakmak gereken çıkma oranları. Bu çıkma oranlarına bir gelecek olursak onu da tekrar hatırlatmam lazım. Bu seviye 8-9 premium tanklardan birinin çıkma ihtimali %1.3. Alt tarafta stiller var. Bunlar %15. Diğerlerine girmiyorum gene. Şunu unutmayın. 50 kutuda hiçbir tank getiremezseniz illa bir tane tank çıkıyor olacak. Diğer tanklara baktığınızda da ön plana çıkan Turtle Mark 1 var. 4000 DPM'e falan ulaşabiliyor. CS 52 list var Polonya tankı. E, Miel'de gene hatırlatayım Borask'ın. Burada özel stillisi, aynı Monkey King'de olduğu gibi, aynı VZ 111 kilinde olduğu gibi. Şimdi başka bir noktaya geçeceğim. Doğru düzgün yazan bir tek şu an Armored Patrol sitesinde var. Bu biliyorsunuz İngilizce olarak paylaşıyor Rusya'dan gelen, Avrupa'dan gelen haberleri. Objeyi 590'a gelen buffların yani güncellemelerin bir listesini burada hızlıca göstermek istiyorum. Çok önemli ilk şey... Delişin 225'ten 238'e çıkarılmış olması normal mermide. Bu oldukça yüksek bir artış. %5'ten daha yüksek galiba bir neredeyse buff var burada mermi delişine. Mermilerin atış aralığı 4.3'ten 4, 4 saniyeye çekilmiş. Çok fazla geri çekilmemiş ama gene de bunu hissettiriyor size. Özellikle ilk bu güçlendirilmemiş haliyle oynarken çok fazla beklemeniz gerekiyordu. 4 saniye o 0.3 saniye biraz daha kurtarıyor sizi. Tabii Ters yüklemenin avantajı ne? Şarjörünüzü bitirmek sizin için bir sıkıntı değil. Şarjörünüzün şarjörü bitirdikten sonra mermi yağdırmaya devam edebiliyorsunuz. DPM'iniz düşmüyor. Hatta maksimumla varıyor bir yerden sonra. E, nişan alma süresi 3.0'dan 2.9'a indirildi. 0.2 saniyelik nişan alma süresi hissiyatını algılıyorsunuz. Daha önemlisi burada isabet 0.43'den 0.38'e indirildi. Yani 0.05'lik bir iyileştirme var. Bu da çok ciddi kendini hissettiriyor. Kule dönüşündeki dağılım 0.23'den 0.14'e, neredeyse yarısına indirildi. Bunu da çok ciddi hissediyorsunuz. Atış sonrası dağılım 4.5'den 3.5'a indirildi. Bu da kendini hissettiriyor, atlayabiliyor. Tıktıktan sonra o kadar büyümüyor çember ve gene gayet önemli, eksi 5 dereceden eksi 6 dereceye eğilen bir topunuz var artık. Yani şurada gelen buffların hiçbiri boş değil ve bunu da sıfkıat üzerinde değil, oyunda da hissettiriyor. Gelin görelim ne değişmiş. Tankın ilk hali gerçekten, yani vasatın altıydı, 10 üzerinden 3 falan verebileceğim durumdaydı. Ben şu bufflarla 10 üzerinden 5 bekliyordum siz de değerlendirirsiniz ama bence vasatın üzerine çıkmış durumda. Yani vasata çekilmiş değil, üzerine çıkmış durumda. Onun üzerinden 6 ile 7 arasında ben şu an konumlandırıyorum. şarjörünü iyi hissettirebiliyor ama şunu da unutmayın. Balayı dönemi dediği yabancıların bu tankların ilk özellikle premium tankların ilk çıktığı dönemde böyle daha isabetli gözükmesi, daha böyle iyi vurması gibi hissiyatlar. Artık hurafe midir değil midir bilmiyorum. Ama böyle bir şey var. Ee, ben tamamen bunu yanlış olduğunu söyleyemeyeceğim. Ben de ara ara hissediyorum. O yüzden bir tutam tuzla birlikte bakın. Yani bir aklınızın kenarında şüphe olsun. Dizilme aynı, deneysel turboşarj var, düşey dengeleyici var, iyileştirilmiş nişan var. Bunlara çok ihtiyaç duyan bir tank. En azından bir turboşarjı çok kullanması gerekiyor çünkü hareket kabiliyetinde herhangi bir güçlendirme almış değil. Zemin dirençleri aynı duruyor hızlı bir ağır tank gibi oynuyorsunuz neredeyse. Burada mermiler arasında gidiş geliş yapıyorum. Sonra diyorum ki bu aletin zaten normal mermisi güçlendirildi. Ben normal mermiye geçeyim diyorum. Mesela bir şarjörlü tankta projektoda bunu yapsanız bittiniz. Yani DPM filan içinden geçildi. Ama bunda olunca bir sorun olmuyor. Ve bakın VZ5A'ya tam nişan almamama rağmen genelini attığımda kafasının üzerinden delmeyi başarıyorum. İkinci mermim de hemen doldurulmuş oluyor. Leopard PTA'ya biraz daha fazla nişan alıyorum. Onda çat diye vuruyorum. Yani Sovyet nişanı böyle daha güzel bir hissiyatını almış. O 0.05 dağılım artışı çok yüksek. Hedefler arasında geçerken nişangahın büyümesi oldukça küçük. Atıştan sonra nişangahın patlaması yarıya inmiş durumda. Bunlar oldukça önemli ve faydalı artılar. Ve uzak menzilli atışlarda da o 13 milimetrelik güçlendirme kendisini hissettiriyor yan zırhlarını vermiş böyle ağır tankları daha rahat delebiliyorsunuz. VZ bu arada maçta hiç bahsetmedik. Kanada'dayız. Sağ tarafta Kanada ne? <laughs> Kanada Ripley'in ismi. <laughs> Sakin sahildeyiz. Bu Kanada haritası olarak geçiyor. Biliyorsunuz Ripley'lerin isimleriyle oyundaki harita isimleri aynı olmayabiliyor. Alt tarafta VZ5A kendini götüm 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 çıkartıyor. Ama işte tam Sovyetliği burada görüyoruz. Ben tabii biraz da paletle birlikte almak istedim. Ve burada delmiyor. Ama T22 Med'in kafasına attığınızda deliyor. Böyle şeyler olabiliyor tabii ki. Şimdi İkilemlerden biri bu hani merminizi sürekli atabilirsiniz diyorum ya Aslında deneyebilecek gibi gözüküyorum ama bakın ikinci mermimin yüklenmesine 2 saniye kaldığı için bekliyorum Ve daha net bir atışla atmak istiyorum Bu maçı da çok güvenli oynadım bu arada Şimdi 430'u'ya bir atış daha yapabilirdim ama Bu mesafeden attığınızda açılacağınız kesin O yüzden atış yapıp hemen geri düştüm Biraz daha uzun oynatıyorum olayı Alt tarafta T10 ve TvP var Hani sağ tarafta oyun iyi dönüyor sol taraf daha sakin Burada 430'un arkasına geçip biraz daha atış yapabilmek istiyorum TP'ye atılacağını düşündüm. Atılmadığı için daha fazla çıkmam gerekiyor. Yani bakın bu giriş çıkışlarda normalde bir önceki video ile karşılaştıracak olursanız çok ciddi büyüyordu nişangah Şimdi hareket ettiğinizde o kadar büyümüyor. Böyle T95 gibi yani hareket etse de çok fazla bir şey olmuyor. nişangah gene küçük. Yani gene böyle yavaş küçülüyor ama en azından FV-183 gibi değil artık. Biraz daha normal Sovyet ağır tankı gibi küçülüyor nişangah Şimdi çok net atış değil mi? 22 o da. O da bir Sovyet. O yüzden yanından sektirir, önünden sektirmez. Böyle saçma sapan bir şey. Ezber bozan klasikler. Keşke kunze atsaydım dediğim anlardan bir tanesi oldu. Mantikor'u burada yalnız bırakmış oldum. Sağ tarafta da 3 tane burada ağır tank ilerlemeye devam ediyor ama E100 var, 752 var. Kafam biraz rahat. Burada hala orta ve uzak mesafeli atış yapmaya devam ediyorum. Şu an böyle şarjörümü kullanayım, kendimi açıkta bırakarak atış yapayım diyemem. 4 saniye hala çok uzun. En azından burada gidip t 22 açıyorum. Bu da çok faydalı oluyor. Ben vuramam ama Leopar kafasına sıkar. Ee, 4 saniye çok uzun olduğu için böyle çalı da attıktan sonra eğer açıldıysanız bir karşı atış alma ihtimaliniz çok yüksek. Canlara bakıyorum. Leopard, Kunze, ee, yani 105. Bunlar tek şarjörümle alabileceğim tanklar. Ve şarjörüm bitse bile... Çok rahatlıkla işlerini bitirebileceğim tanklar. Bu yüzden de ben artık içeriye doğru dalmaya karar veriyorum. Durum da 5'e 5. Yani hala ortada öyle çok hızlı bir maç değil. 4. dakikada 5 kişi gitti. Biraz daha net atış olsun diye ilerliyorum. Kunze geç kaldı. İyi bir oyuncu olsa atabilirdi. Atmıyor. Ben de burada mermimi yollamanın rahatlığıyla sola doğru ilerliyorum. Hedefim Leopard PTA ve 101'e gitmek. Ama... Sağda Leopard'la o 2 saattir bana destek veren adam VZ ile karşı karşıya geliyor. Ben de o yüzden arkasından dolaşıp şarjörümü artık kullanmanın vakti geldi diyorum. Bunun arkasından rahatlıkla geçecekken biraz ilerlemesi sıkıntı. Neden? Atış yok net bir şekilde ve o tek canlı Leopard da güzel yere geçmiş arkada. ben işte bakın 4 saniye ancak bu kadar yetiyor. Ben burada atış kabul edeceğim. Enteresandır işte. Sovyet tankları arkadan yiyince böyle yanmaz. Önden yiyince yanar. Hiç yakıt depon filan bile bozulmadı. 3 mermimi atıp VZ'nin arkasına geçiveriyorum. 3'ünü de sokmayı başardım. 320 olduğunu unutmayın alfanızın. Yani tek salvada 1000 hasar ortalamaya varıyorsunuz. Böyle VZ-114 gibi yüksek canlı tanklarda sıkıntı yaşamanız mümkün. Yani şu an bu adama bir tane bile atış kaçırsam muhtemelen öldüremem. Eğer RNG'im düşükse yani bu mermi ortalama hasarım 320'nin altına düşerse. <laughs> Zorlamadan Leopard'la birlikte alıyoruz ama kafama gene burada topçuyu 400'ü yiyorum. m 53 55te seviye 9'un belki de en iyi topçusu. Böyle durumlarda çok can yakıcı darbeler oluyor. Leopard 752'ye destek vermeye gidiyor. 1305 var. Ben burada canım artık 477'ye düştüğü için belki hani uzaktan mı destek versem diyorum. Hani leoparın full canı olduğu için ön tarafta bırakıyorum. Ben burada şöyle bir karar verdim. Canımı iyice korumam lazım. Kendimi içeri atmamam lazım. Leopar işini biliyorsa Oradan en azından bir kişiyi çeker. ve Buna güvenerek gidiyorum. Belki satmış olarak düşünebilirsiniz ama araya mesafe koymaya çalışıyorum. Bir de BZ-68 var çünkü. Hani ben oraya girdiğinde bana odaklanacaklarını biliyorum. Leopard AMX M4-54'ü M4, çekmeyi başarıyor. Ve 1305 ile şimdi kafa kafaya uğraşıyor. En azından gidip burada topçu almak istiyorum. E, bu can düşüklüğü ile ilgili bir şey. Ama işte tankın hantallığı burada birazcık sıkıntı. Yokuşta ne kadar bayıldığını gördünüz. Beygir gücünün düşüklüğü, Özgül gücün düşüklüğü. Diyor. çok ciddi vuracak burada. Yani bu tankla en fazla STB kalitesinde gidebileceksiniz ki yokuşlarda ondan daha da düşük olacak. M54-55, 53-55 burada açıldığı için rahatlıkla vurmaya başlıyoruz ama bakın gene bu saniye ciddi uzun. 4.5 olduğunu hatırlayın bir de bunun. Ee, bu arada alt tarafta galiba BZ öldürdü Leopard'ı ben laf anlatırken. Şimdi 14'e 9'uz ve rahat rahat gittik. Yani biraz burada Leopard'ın canını kullanıp onu orada bırakarak Etrafı temizleyip oyunu kazanmaya daha çok yönelik oynamış oldum. Eğer sırf Leopar'ı kurtarmak için gitseydim kafamıza topçu yiyebilirdik, bana odaklanabilirlerdi, canımı kaybedebilirdim. Bir de ben tankı maksimum göstermeye çalışıyorum, o yüzden de yaşamak istedim. Normalde başka kendi takım arkadaşımdan bir oyuncu olsa tam paslaşabileceğim bilsem orada destek verebilirdim ee, ama durum bu şekilde çıktı. 3758 hasar, 2 tane kill, ee, İyi. Tabi nerede olduğunu bilmiyoruz belki ona da denk gelebilir. Buradaki köprü e, orta tankın geçişine izin verecek kadar geniş bazı ağır tanklar geçemiyor buradan bilginiz olsun. BZ'nin ben aşağıda olduğunu düşünüyorum o yüzden e, böyle yarım üst taraflardan giderek hani ondan atış almayacak şekilde ilerlemem lazım. BZ çünkü vurdu mu 500-600 gömüyor geçiyor. Ben de bunu istemediğimden dolayı böyle geziniyorum ve gerçekten de aradığımı buluyorum. Beni vurma ihtimali yok. Burada takımı bekleyeceğim. Takımdan birisi atış aldıktan sonra ben de burada mermi yağdırmaya çalışacağım. Ters yüklemesi bayağı yavaş. Son mermisi belki 7,5 saniye bir duruyor ama... Doluyor ama ikinci, üçüncü mermilere böyle 12 saniye, 18 saniye kadar çıkıyor. O yüzden full şarjörünüzü yüklemek ciddi sorun olabiliyor. Burada ben birazcık kaşınıyorum ama de öyle çok avalnak değil. Hani ben çıkarsam bana vuracak durumda. Şimdi VZ geldi, Tiger geldi, 121 B. Herkes de aynı anda geldi. Hani ben en azından biri alır biraz daha fazla mermi atardım diye düşünüyorum. Hala da atmadı BZ o yüzden hala inmek istemiyorum. Ee, grill kaçırdı onu attığı için ben artık buradan inişimi yapıp bir tane mermiyi koydum ama yandı. Yetecek mi? 48 candan ben burada kilidi çalıp 3'e çıkartıyorum. En azından 4100 hasara geliyoruz burada. Tank şu anki haliyle 10 üzerinden 6-7 arası. Böyle 6.5-7 birkaç maç daha atmam lazım ne olduğunu ama 7 henüz vermek istemiyorum. Arada oynanabilir mi? Oynanır. En önemlisi ne biliyor musunuz? Şu an birazcık karakter sahibi. Eğlenceli. Yani muhabbeti arada kabul edilebilir. Her gün çekilmek istemeseniz de haftada bir gidip bir onun saçma esprilerine gülmek isteyebileceğiniz bir kıraathane dayısı gibi kendisi. Hani böyle bizim de burada 590 dayı var. Bir görsen o ne espriler, ne alaylar, hep şarjörüm var diye geçiyor. 18 saniyede dolduruyor. Hey <laughs> falan gibi böyle hani hissiyat anlatmak için diyorum. Olur ya. Mahallenin böyle deli dumrul dayıları kendini bir halt zanneden, aslında o kadar da olmayan e, bu işte daha önce bu da değildi. Tam kafadan tırlatmış kontak bir arkadaştı. Şu an daha iyi. Ben size söyleyeyim. Bu tankın hareket kabiliyeti sizi üzecek. 320 alfası sizi üzecek. Ama mermi attım. En son mermiye geldim. İşte şarjörü düzgün kullanamadım olayı sizi üzmeyecek. Eğer benim gibi donanımlar kullanırsanız. Tabii ki tahvilli e, şu an full artı full olduğunu unutmayın. Ee, ama düzgün iyileştirilmiş nişandı, bonustu, birazcık saha geliştirmesiydi. Açtığınız zaman uzak mesafeden de iş yapabilecek bir tank haline geldiğini söyleyebilirim. Ee, bunun haricinde zırhı da üzecek. Onu da sakın unutmayın. Çünkü kulesinin o zırhı fazla bir şey sektirmeye imkan vermeyecek. Seviye 8'leri sektirir, 9'da zorlanır, 10'da içinde gezdirir diyebileceğimiz bir kule yapısına sahip. Maç sonundan bir kar marjına bakalım, öyle bitirelim. Birincilik madalyası geldi. Sonuçta 5000-6000 bin, bin hasar attığımız bir maç değil. Birçok tanka vurmuşuz. 100.000 kredi gözüküyor burada. Baktığımızda 18 atışımızın 17'si isabet etmiş. 15'i delmiş. 300 metre üzerinden de 1000 hasar atmışız. Yani geri kalan 3000 aslında. Yakın mesafede daha çok çalıştık ama gene böyle 300 ile 200 arası daha çok çalıştık. Böyle 10 metreden 50 metreden pek fazla atmadık. 68.000 kredi getirdiğini görüyoruz burada. Sarf malzemelerinden baktığımızda tamiratta 13 bin ee, tamiri yani o kadar pahalı değil, mühimmatta 20 bin gittiğini görüyoruz. Hani bir de burada azıkları falan düşündüğünüz zaman büyük tamir çantasıydı vesaireydi. Olursa bu 60 binden eğer üçünü birden kullanırsanız bir azık, bir büyük tamir, bir büyük ilk yardım sıfır para kalır ve bu iyi bir oyundu. Ee, hani Nasıl söyleyeyim size? Burada 100 bin gelmesinin bir şeyini kaçırmayayım bir şey ekstra söylemeyeyim diyorum ama 60.000, bin, 8.000 bin alınan 100 bin niye böyle gösterdiğini de tam anlamaya çalışıyorum. Muhtemelen bir görevi ekstradan yaptık ve burada gözükmüyor şu an o görev. Ee, 70 bin getiri diyelim buna. İyi değil. Yani bu tank normal mermiyle bile kendisini ancak çeviriyor. Ne anladım ben bu premiumdan o zaman? Değil mi? Evet biraz durum ne yazık ki öyle. O yüzden kullanırken büyük tamir çantası, ilk yardım falan belki kullanmayacaksınız. Azık koymayacaksınız ama azık koymadığınızda bu tank çok çekecek. Öyle yani benim yaptığım belki anlık atışların bir kısmı kaçı verecek. Onu da söyleyeyim. O yüzden onun üzerinden 6-7 arası diyorum en fazla. Ama on üzerine 3 değil artık. Yapılan buffların çoğu çok ciddi. Bu krediyle alakalı başka bir şey görecek olursam size de söyleyeyim. Bu yüzden yani kutulardan çıkacak tanklar için aklınızın kenarında olsun. Ee, ben hala Borask'ın yani Miel'in şu an kutudan çıkan haliyle daha iyi bir tank olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Ama oynaması obje 590'a göre daha zordur. Çok ciddi hafif tank ve orta tank oyunculuğu gerektirir. Umarım bu bilgilendirici olmuştur. Eee diğer videodaki aksaklıktan ötürü bunu hemen çekmek istedim. Buna göre kutu alın diye. Çünkü kutu satışı başladı. O yüzden sevgiyle sağcakla kalın diyorum. Hoşçakalın.